Sayın izleyiciler, Oksijen stüdyolarında güne bakışta sizlerle birlikteyiz. Biliyorsunuz hafta içi her sabah yaptığımız gibi yerel gazetelerin birinci sayfa haberlerini sizlere aktarmaya çalışıyorum. Oksijen Medya Grubu'nun parantez gazetesiyle gazetelere göz atmaya başlıyoruz. Sayın izleyiciler, bir süre önce merakla beklenen Düzce Üniversitesi rektör ataması gerçekleşmişti. İkinci döneme imza atacak Profesör Doktor Nigar Demircan Çakar. Ona ilişkin haberler var gazetelerimizde. Parantez gazetesi bu haberi manşetine taşımış. Profesör Doktor Nigar Demircan Çakar, YÖK Başkanı Profesör Doktor Yekta Saraç'tan atama belgesini aldı. Düzce Üniversitesi Rektörü Çakar, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Saraç'ın başkanlığındaki yeni atanan rektörlerle yapılan toplantıya katıldı. Toplantıda YÖK Başkanı Saraç tarafından Düzce Üniversitesi Rektörü Çakar'a rektörlük atama belgesi takdim edildi. Gazetede bu belgenin fotoğraflarıyla haberi geniş şekilde yer almış. Sadece izleyiciler, hazır Düzce Üniversitesi'nden söz etmişken Düzce Üniversitesi'ndeki bir uygulamadan da bahsetmek istiyoruz. Haberde bu da var. Düzce Üniversitesi'nden bir hizmet daha. Düzce Üniversitesi'nde obezite hastalığı ile toplumun farkındalığını sağlayarak bilinç düzeyini artırmak, hastalığın önlenmesi ve yönetimi için eğitim, bilimsel araştırmalar, uygulamalar ve projeler yürütmek amacıyla obezite ve obezite cerrahisi uygulama ve araştırma merkezi kuruldu denilmiş haberde. Bu arada Ramazan dolayısıyla artık yavaş yavaş da bitiyor. İftarlar da artmaya başladı. Milliyetçi Hareket Partisi iftarda buluştu haberi var. Milliyetçi Hareket Partisi Düzce İl Teşkilatı tarafından iftar programı düzenlendi. Düzenlenen iftar yemeğine MHP'ye gönül vermiş birçok isim katılırken yemekte birlik ve beraberlik mesajları verildi. Yemeğe Cumhuriyet Halk Partisi ve Refah Partisi, Yeniden Refah Partisi il başkanları da katıldı. Onu da belirtmekte fayda var. Evet sayın izleyiciler, Oksijen Medya Grubu'nun ikinci gazetesi Günaydın Gazetesi'nin manşetinde çöp isyanıyla ilgili bir haber var. Yol kenarına gelişigüzel atılan çöpler tepkilere neden oldu. Muhtardan çöp isyanı. Cuma ile Örenköy'ü ile Gümüşhane ilçesini birbirine bağlayan yolda gelişigüzel atılan çöpler Örenköy Muhtarı Metin Özdemir'i çileden çıkardı. Muhtar Özdemir, lütfen buraya çöp atmayın, atanları bize bildirin, cezai işlem uygulanacaktır dedi. Yine aynı yerde yol kenarına bırakılan çöp yığınları ile yolu kullanan köylüler de tepki gösterdi. Gelişigüzel çöp atanlarının ihbar edilmesini isteyen muhtar Metin Özdemir şunları söylüyor. Burayı kullanan vatandaşlar evlerindeki gibi köyümüzde temiz tutmak zorundalar. Evimizi nasıl temiz tutuyorsak köyümüzde temiz tutalım diye açıklamalarda bulunmuş çöp yığınlarına ilişkin de fotoğraf var. Sayın izleyiciler, hazır temizlik derken Düzce Belediyesi Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu da temizlik çalışmalarına katıldı. Kasapoğlu temizlik yaptığı başlığı ile verilmiş haber. Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu, Başkan Faruk Özlü tarafından başlatılan bahar temizliği kampanyasına destek oluyor. Bu amaçla çarşı, pazar, meydan, artık sokak neyse göz önünde alınan çöpler toplanmaya başlandı denilmiş haberde. Bu arada yıl sonu da gelmeye başladı. Eğitim açısından yıl sonu gelmeye başladı. Biliyorsunuz şu anda okullar yıl sonu gösterilerine büyük önem veriyorlar. Ona ilişkin bir haber var. Yıl sonu gösterileri büyük ilgi görüyor. Şükran Öney Anaokulu öğrencileri yıl sonu gösterileriyle anne ve babalarına duygu dolu anlar yaşatmışlar denilmiş haberde. Başka gazete Düzce'nin Sesi gazetesinin manşetinde biliyorsunuz İstanbul Fethi'nin 566. yıl dönümü, buna ilişkin haberler var. Ve Cumali Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu'na ilişkin bir haber. Cumali Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu İstanbul Fethi'nin yıl dönümü ile ilgili bir mesaj yayınladı. Ve İstanbul Fethi'nin unutulmadığını açıklamış mesajında. Bir başka haber, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü mali iftarlarına devam ediyor ama bu arada bazı kuruluşlarla da iftarlarını açıyor. Bunlardan biri de Huzurevi. Huzurevi sakinleri ile iftar açtı. Bayram Sancak Huzurevi tarafından düzenlenen iftar programına davet edilen Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü büyük bir memnuniyetle
organizasyona katıldı. Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Zeki Yıldırım, huzurevi yetkilileri ve merkez sakinlerinin de bulunduğu iftar programı öncesi masaları tek tek gezen Başkan Özlü, huzurevinde kalanlarla sohbet etti denilmiş haberde. Bir başka okuyabileceğim haber, mezarlıklar bakıma alındı. Yüce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü şehir mezarlığında ot biçme, temizlik ve bakım çalışmalarına başladılar. Ramazan bayramı öncesi başlatılan temizlik seferberliğinin Arife gününe kadar tamamlanması planlanıyor denilmiş haberde. Sayın izleyiciler, diğer gazetelerden Dürce Postası gazetesi. Az önce Oksijen Medya grubunda okuduğum haber Düce Postası'na da manşete çekilmiş. Düce Üniversitesi'nde obezite merkezine ilişkin bir haber. Düce'de en önemli sağlık sorunları arasında yer almaya başladı. Yeni salgına çare aranıyor. Düce Üniversitesi'nde obezite ve obezite cerrahisi uygulama ve araştırma merkezi kuruldu. Mevcut çağdaş tedavi yöntemlerini uygulamayı, geliştirmeyi, yaygınlaştırmayı, danışmanlık hizmeti ve eğitim vermeye amaçlayan merkez, sağlıklı ve obezite riski taşıyan bireyleri obezitenin önlenmesi konusunda eğitmek ve toplumun bu konudaki farkındalığını arttırmak amaçlı olarak çalışmalarını sürdürecek. Bir de buna ilişkin yüzdeler verilmiş. Obezite son 5 yılda %15 arttı denilmiş haberde. Bu arada az önce de söylediğim gibi İstanbul'un fethinin 566. yıl dönümüne ilişkin açıklamalar var. Bunlardan biri de AK Parti İl Başkanı Mustafa Keskin'e ait. Tarihe geçmiş bir zaferdir. AK Parti Düzce İl Başkanı Mustafa Keskin, İstanbul'un fethi dolayısıyla yayınladığı mesajda İstanbul'un fethi siyasal, sosyal ve kültürel sonuçlarıyla dünya tarihi akışını değiştirmiştir. Aziz milletimize bu muhteşem zaferlerinden de biri olarak kayıt altına alınmıştır denilmiyor haberde. Bir başka haber, Düzce'de din görevlileri ezanı güzel okumak için yarıştı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından camiler ve din görevlileri haftası münasebetiyle din görevlileri arasında ezanı güzel okuma ve etkili hutbe sunumu yarışması dallarında yarışmalar düzenlendi denilmiş haberde. Sayın izleyiciler, Düzce Damla Gazetesi de manşetine Düzce Üniversitesi Rektörü Çakar'ın belgesini almasıyla ilgili haberi başlığına taşımış. Çakar belgesini YÖK Başkanı'ndan aldı. Yüksek Yönetim Kurulu Başkanı Saraç, Çakar'a Düzce Üniversitesi Rektörlüğü atama belgesini takdim etti denilmiş haberde. Sayın izleyiciler, bu arada Düzce Valisi Doktor Zülkif Dağlı okulları dolaşıyor yıl sonu etkinlikleri kapsamında. Aydınpınar İlkokulu bünyesinde hazırlanan İngilizce Sokağı Mescit Kütüphane ve Zeka Oyunları Salonu törenle hizmete girdi. Vali Doktor Zülkif Dağlı açılışından ardından gezdiği okulun kütüphanesindeki eksik kitapların tamamlanması için müftü Hüseyin Can'a talimat verdi. Bu da başka bir haberdi. Evet, okuyabileceğim son haber. Görüntü kirliliğine son. Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, belediye meydanındaki peyzaj çalışmalarını yerinde inceledi. Belediye İş Merkezi'nin çevresindeki görüntü kirliliği Şahin talimatıyla ortadan kalktı denilmiş haberdi. Evet sayın izleyiciler, güne bakıştan bugünlük de bu kadar. Yarın tekrar sizlerle birlikte olmak umuduyla hoşçakalın.